Tiflis'ten herkese selamlar. Şu anda öğlen saatleri, cumartesi günü Tiflis'e yeni varabildik. Biz Kars'tan geldik turla. Biraz küçük aksaklıklar oldu sınırdan geçerken. Biraz işimiz uzadı, yolculuk uzun sürdü. Yorgunuz ama yeni gezmeye başlayacağız. Şu mekanda kahvaltımızı yaptık. Supra isimli mekanda. Şimdi ilk işimiz döviz bürosuna gidip paramızı lari'ye çevirmek olacak. Lari de şu an 2023 Mayıs'ın 20'si mi? 8 civarı diyebilirim. 7,78 civarı en son baktığımızda. Bu şekilde şimdi döviz bürosuna gidelim. Daha sonra bütün gezdiğimiz yerlerde bizimle beraber olacaksınız. TL bozdurduk. 2000 TL'ye sadece 200 40 45 46 246 lira aldık. Yani 8.20 falan geliyor galiba. 8.20. 8.16. Tahminimizden çok daha yüksek, evet. Ya da burası pahalı ama tur şirketi. İnternete baktığımızda 7.80'di. Çok önemli değil de. Şimdi bu kadar bozdurduk. 2000 lira yeme içme. Ama bence yetmez yani. Yetmez. Şimdi tur otobüsünden indik. Bir mesafe geldik. Şurada teleferiklerin geçtiğini görebiliyoruz. Eski Tiflis bölgesine aitmiş burası da. Rike diye geçiyormuş. Yani onların dilinde tur rehberi Rike diye geçtiğini söyledi. Ama manzaralar çok güzel arka planımız. Bakalım yukarı doğru mu tırmanacağız acaba? Bilmiyorum. Tiflis orman başıydı. Geliyor, hava çıkıyor, atmacaları gönderiyor. Onlar geri gelmeyince onlar aramaya çıkıyorlar. Aradığınız zaman sıcak suya düşmüş olarak bulunuyor. Ve burası çok beğeniyor bizim kralımız ve Tiflis olarak inşaat edilmeyi başlıyor. Tiflis'i ilik su demektir. İlik su. İlik su, evet. Tiflis ılık su anlamına geliyormuş. Önceleri burada yerleşim yokken insanlar, Gürcüler atmacalarını gönderiyorlar. Atmacalar geri gelmeyince gidip kontrol etmeye geliyorlar. Bakıyorlar, atmacalar sıcak suyun içine düşerek ölmüşler. Sonra buranın adını, ya çok beğeniyorlar burayı ve adını ılık su anlamına gelen Tiflis koyuyorlar ve burayı inşa ediyorlar. Burası küçük bir kiliseymiş. İçerisi dar olduğu için biz şuraya kadar çıkıp girmeyi tercih etmedik. Yarın zaten çok büyük olan kiliseye girecekmişiz. Ben çok beğendim. Tiflis'i Batum'dan çok daha güzel. Zaten Gürcistan'ın en kalabalık şehri ve başkenti biliyorsunuz. O yüzden çok gelişmiş bir yer. Şimdi hemen karşı taraftaki teleferik biniş noktasına geldik. Gidiş dönüş 5 liraymış sanırım. Şimdi sırada öyle duydum ama geçerken tekrar teyit ederim. Sabah 10 ve akşam 10 arası çalışıyor. Böyle şehir manzarası. Zaten biraz önce teleferikleri de çekmiştik. Aslında bugün çok yorgunuz binmek için. Keşke yarına kalsaydı bu ama o kadar gelmişken binelim dedik biz de. Ben oturdum şimdi. Kale sırada bekliyor. Bayağı uzun bir kuyruk var. Evet, kişi başı 5'er lira verdik. Kuyruk bayağı hızlı bir şekilde ilerliyor. Arka arkaya geliyor teleferikler. Çok beklemiyorsunuz yani. Ben şurada 2-3 dakika kadar oturdum. Geldim, ben de sıraya geçtim şimdi. Sizin için? 8 kişi halinde biniyormuşuz. Sırada bize geldi. I know yes I know.
I'm wasting my time here with you. I know, yes, I know, I'm wasting my night with this view. I shouldn't keep on singing all of these songs, but I do. 5 dakika bile sürmedi. Teleferik hemen indik ama manzara çok çok güzel. Şehir manzarası. Ve teleferik çok konforluydu. Hiç sallanmadı. Korkmadık. Ordu'da binmiştik. Ordu bayağı sallanmıştık. Büyük kiliseyi görüyor musun? Çekebiliyor musun? Hı, sarı. Gördüm, evet. Yarın oraya gideceğiz. Tepesi. Bu sefer hemen hediyelik işini halledeceğim. Batu videosunu izleyenler bilir başımıza gelenleri. Ay, kar küresi var bak. Burada da Batum'lu var, inanmıyorum. Batum'da alamamıştım ama sonra arkadaşım getirmiştim. Antep'de sizde var. Kesinlikle alacağım. Çok güzel, tamam. Evet. Küçük boy alalım böyle. Çok tatlı. Taç istiyor musun? Yok ya. Kadınlar bile savaşabilir anlamına geliyor. Bu heykel Gürcü annesiymiş adı. Bir elinde şarap, bir elinde kılıç var. Şarap ikram etmek için, kılıç da savaş halinde gerekirse kadınların da savaşabileceğini göstermek için böyle güç simgeleyen bir kadın heykeli. Bayağı büyük. Yüzü de şehrin tarafına baktığı için ancak böyle çekebiliyorum. Bayağı uzun. Şimdi biz teleferiğin olduğu taraftan buraya doğru çıkmıştık. Heykele ulaştık. Şimdi tekrar teleferiğe doğru hediyeliklerin olduğu kısımdan geçeceğiz. Ve bir şeyler alacağız. You know that I know. Chasing a dream that's not real. Teleferikten indik. Hafifçe yağmur çiselemeye başlamış. Saat 7'ye kadar da devam edecekmiş. Buradan Barış Köprüsü'ne gidiyoruz sanırım. Ardından da otele geçebiliriz. Bilmiyorum tam olarak planı. Meşhur Barış Köprüsü'ne geldik. 150 metre uzunluğunda bir böyle yaya geçidi olan bir köprü. İtalya'da yapılmış. Daha sonra Gürcistan'a getirilmiş. Bu köprüyle aslında eski Tiflis bölgesi yeni bölgeye bağlanmak istenmiş. Böyle üzeri dalgalı biçimde, dıştan çekinceler çok belli oluyor. Böyle bir deniz canlısına da benzetiyorlarmış. Değişik yani. Böyle nehrin iki yakasında. Şehrin de tam olarak ortasında yer alıyor. Şuradan bakınca manzara çok güzel. Köprünün sonuna geldik ve biraz önce teleferikle çıktığımız Gürcü anne heykeli buradan görünüyor. Bakın, yüzü bu tarafa bakıyor demiştim. Chasing a dream that's not real. And you know that I know losing can be part of the deal. I don't know why I give you so much, but I do. Görev şerefi vardı. Şerefe kaldırılır. Hamada mı dedi? Hamada da bu masanın başta oturan kişidir. Ve o bütün bardakların, yani kadehlerin şerefeleri ilk komşu iler. Ve masadaki kişi var, onun söylediğini tekrarlamasını gerekiyor. Ha.
Peki biz o boynuzdan nasıl alacağız? Nereden? Burada meşhurmuş galiba. Boynuz. Şeyden alalım, yarın tepeden alalım. Birazcık yağmur yağdı ve çok uzun süredir yürüyoruz. Aşırı derecede yoruldum ben. Gerçekten çok yoruldum yoldan da geldiğimiz için. Şu anda tur olarak Gürcü restoranına mı, Türk restoranına mı gidelim? Onu oy diyorlar. Henüz karar verilmedi. Biz Gürcü restoranına gidelim dedik. Sonuçta buraya kadar gelmişiz. İşte haçapuri vesaire yeriz diye. Bakalım karar verebilirlerse. Yemeğimizi yiyip otele geçeceğiz. Gürcü yemekleri olan, yanında da alternatifler olan bir yere gidilmeye karar verildi. Son bir yere gideceğiz. Oradan restorana, oradan otele ve ben otelden sonra çıkmayı düşünmüyorum. Gerçekten çok yoruldum. Yani hamile olmasaydım kesinlikle böyle olmazdı ama yordu. Yolculuk da biraz kötü geçmişti. Onunla ilgili detayları da daha anlatmadım. Belki videonun sonunda bahsederiz neler olduğundan. Halil çıkacak. Bir arkadaşını alması gereken bir şey var. O otelden çıkar akşam, dolaşır gelir, ben de dinlenirim. Çok yorgunuz. Otele geldik. Yine bazı fiyaskolar yaşandı. 5 oda biz şanslıydık aldık. Diğerleri yan otele gittiler. Çok saçmaydı yani. Bakalım oda nasıl çıkacak. Güzel bir yere benziyor mu? Bence otel güzel. Evet. Sağa dön demişti. Kaç numara? 1. Güzelmiş. Burada tam olarak dinlenebilirim artık. O da güzel. Değişik bir koku var da balkon var ha. Bu parfüm çok... kokusu ya. O da parfüm. Balkon... Ağlandıralım hemen. Evet. Evet. Şöyle bir oda. Hemen göstereyim birazdan. Çok dağılacak. Küçük bir balkon var. Ha, balkon eğimli yalnız. Korktum çıkınca. İki şişe su var ya. Yeter sana. Ha tamam, varmış. Buzdolabı, bir de banyoya bakalım. Gayet güzel. Bir duş alıp erkenden uyuyacağım. Halil de dışarı çıkmayacak. O da arkadaşına PlayStation 5 alacaktı, vazgeçti. Zaten yarın alışverişe çıkacağız, bakarız. Güzelce bir enerji toplayalım bugün. Yarın tekrar görüşmek üzere. Tekrardan günaydınlar. 6.30'da kalktım saçlarımı yapmak için. Buranın saatiyle 7.30. Şu anda 8.30 oldu. Buranın saatiyle 1 saat ileri Türkiye'den. 9'da tekrar yola çıkacağız. O yüzden yarım saat içinde kahvaltımızı yapmak için yukarıya çıkıyoruz. Çorba var. Çorba değil, bildiğin tavuk patates bunda yemeği. Şu taraf güzel bak. Değişik bir kahvaltıydı bizde. Kendimize uygun ne varsa almaya çalıştık. Çay da bu şekilde sallama. Bir yeşil çay vardı. Bir de şöyle
siyah çay vardı sandım olarak. Onu içeceğiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Kahvaltımızı yaptık. Ne bir patates kızartması vardı ne bir şey. Şöyle patatesli bir şey olsa güzel olurdu. Neyse. Bugün alışveriş merkezine gideceğiz sanırım. Belki orada istediğim bir şeyler yerim. Şimdi hemen çıkış yapıyoruz. Turdakiler otobüse binmeye başladı. Çıkış yapıyoruz. Şimdi odalardaki mini barı kontrol ediyorlarmış. İçerisinden bir şey kullandım diye. Şu arkada havuz var. Lobi de bu şekilde. Şu anda sanırım Eyüp Saat Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Evet gördüm zaten sokağın sonunda. Benim fotoğraflardan en beğendiğim bu olmuştu. Ön taraftan gerçekten çok güzel bir mimarisi var. Şimdi heyecanla oraya doğru yürüyorum. Kilo. Kilogram. Evet. Dünyanın en küçük saatiymiş. Bu saat kulesi 12. yüzyılda yapılmış. Şu demir kalas böyle yıkılmakta olan saati tutuyor. İzlenimi veriyormuş şu kenarda duran. Şu en üst kısmından da her saat başı böyle bir melek çıkıp çan çalıyormuş. Bu şekilde gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Burada aşağı kısımda bayağı bir... Aa tamam 10 dakikamız var bekleriz. 4 dakika sonra tam saat olacak. Burada aşağı kısımda çok fazla bir fotoğraf, video trafiği oluyor. Biz de zor çekiyoruz şu anda. Özellikle turla geldiğimizde böyle kalabalık olabilir. Hepsi bizim turdan değil mi? Burası genel anlamda kalabalık. Bu arada her saat başı Google'lu saat gibi kuklaların çıkıp bir hikaye anlattığı söyleniyormuş. O yüzden bu gösteri için kulenin karşısında duran şu banklarda bir kalabalık oluşuyormuş saat yaklaşınca. Herkes o gong sesini bekliyormuş. Bakalım bizim de saat gelmek üzere. Kapatacak şekilde olmuyor. AVM'ye geldik şimdi. 50 dakikamız var. Burada normal fast food tarzı yemek de yiyebilirsiniz ya da yanınıza alabilirsiniz dediler. Daha hiçbir şey alamadık. Alışveriş yapacağız. Armut suyu vesaire de buradan alabiliyormuşuz. Bakalım buranın AVM'si nasılmış. KFC var. Fazla seçenek yok gibi. Biz de herhalde KFC yeriz. Ha, direkt giriliyor. X-ray falan yok. Pek böyle AVM lüksünde bir yer değil. Ne bileyim çarşıların birleşimi gibi bir yer geldi bize. Ha, burada böyle atıştırmalıklar var sanırım. Kuru meyveler falan. Baksana şuna. Şu şekilde içecekler var. Bana bayağı değişik geldi bunların markette satılması. Bayağı değişik peynirler de var. Pek anlamıyorum neyle olduğunu ama denenebilir bunlar. Kars'taki gibi gravyerler var. Bir de şöyle bir kısım var. Mezelerden, salatalardan kaba koydurup alabiliyorsunuz kendinize.
Çok fazla çeşit var burada. Şurada Rus salatası var sanırım. Bunlar da Gürcü mantısı. Farklı farklı şekillerde. Geçen sefer Batum'da yiyememiştik. Burada da tekrar yiyecek fırsat olmadı. Sanırım aşırı harika değil. O yüzden yemesem de olur. Galiba yola çıkmadan şunlardan alacağım. Çünkü yolumuz çok uzun. Aşırı güzel tatlılar var. Eklerlere bakın. Burası efsaneymiş. Gerçekten bayıldım. Onlarıymış yani 80 TL. Şöyle güzel şeyler de var. Şu anda Türkiye'de bunların hiçbirini yemiyorum ama burada denemek istiyor insan. Şurası da tam bir çikolata cennetiymiş. Minikalar çok iyi görünüyor. Marketten bir şeyler aldık. Şimdi KFC'den paket yaptırıyoruz. Sırada bekliyoruz. Otobüs hareket edecek. Otobüste yeriz artık. 50 dakika çok az oldu, yetmedi bize. Koştur koştur yaptık her şeyi. Evet, paketimizi aldık şimdi. Arabada karnımızı doyuracağız. Buradan şeye gidiyormuşuz. Tiflis'in eski başkentine, adı değişik bir şey, M ile başlıyor. İyice öğrenince orada detaylı anlatacağım. Oradan da sınır kapısına doğru yavaş yavaş dönüş yoluna geçeceğiz. Şimdi Tiflis'in eski başkentinin olduğu yere geldik. Misket adıyorlarmış, mistek adıyorlarmış. Tam olarak nasıl söyleniyor bilmiyorum. Burada bir sürü hediyelik alacak yerler var, o yüzden çok sevindim. İlerisinde de bir katedral var. Bu arada mikrofonları otobüse çıkarmıştım, o yüzden tekrar takmadım. Artık son çekimleri de bu şekilde yapacağım. Ay çok tatlı. Aşırı tatlı şeyler var. Dünkü az yağmur dışında pek yağmur yağmadı. Çok yağmurlu gösteriyordu hafta sonu ama bugün harika. Ceketlerimizi bile almadık. Rahat bir şekilde geziyoruz. Dışarıda genelde çok fazla meyve ve meyve suyu satıyorlar. Yani 10 adımda bir gördük diyebilirim. Nar, portakal suyu ya da böyle bardakta meyveler. Batum'da da öyleydi gerçi. Bizde pek böyle bir kültür olmadığı için bana değişik gelmişti. Çocuğa baksana. Yapalım. Pavyet var sana ve güzel bir cahur. Çok kalabalık. Hızlı bir şekilde burayı dolaşacağız. Hediyeliklerin olduğu yere bakacağız. 45 dakikamız var. Sabah girdiğimiz kilise gibi burası da. Orası çok çok büyüktü. Ama kiliselerin içi genelde bayağı ihtişamlı oluyor. Bak bak şu Kafkas'ı oynayan adam. Bu da onun saçları, peruk. ₺35 bak büyük. Nar suyu içiyorum 5 liraya. Bir de şöyle bir salkım kadar içinde 5 tane falan var herhalde onun. 5 tane. Kurutulmuş cennet hurması aldık. Onu çantama attım. Yolda bakarız tadına. Hep merak ediyordum böyle çikolata gibi oluyor diyorlardı. Çok güzel ekşi. Tatil köyü gibi burası da ya. Çok güzel. Eseri natural. Turkish lira only, only Turkish mi only September. Çok güzel. Şu magnetlerden aldık ve babama çok güzel bir hediye aldık ama göstermeyi unuttum. Yok yok, açma şunu. Açayım ya, adam sardı zaten. Çok güzel bir şişe aldık. Ama sürpriz olacaktı, niye çektim bilmiyorum, neyse. Bazı kırılacak şeyler aldık, bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek. Endişeliyim çünkü çok sıkışık gidiyoruz. Otoparka doğru iniyoruz. Burada da harika şişeler varmış. Zaten bir şey alıyoruz, sonra daha güzelini görüyoruz. Aşkım şuna bak. Şimdi sınır kapısına giderken evde kalan paraları tekrar çevirmek için böyle change office olan bir yerde durduk. Market ve yiyecek yerleri de var burada. Şu çikolatayı biliyorsunuzdur, Türkiye'de var ya. Bu onun dondurması. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Ben hiç görmemiştim.
Efsane güzel, şu anda yiyorum. Bu kokosların dondurması gibi düşünün. İçi full Hindistan cevizi, çok beğendim. Bakacağım Migros'ta falan var mı diye gidince. Şimdi Türk Gözü sınır kapısına geldik. Gelirken Aktaş sınır kapısından geçmiştik ve Aktaş'tan Tiflis'e geçmek çok uzun sürmüştü. Şimdi Tiflis'ten buraya gelmek daha kısa sürdü. Böyle sıra olduk, bekliyoruz. Bir kağıt doldurmuştuk geçerken, tekrar o kağıtlarla beraber çıkış yapacağız. Şimdi şu noktadan geçtik. Halil'i bekliyorum. Şuradaki mağazalara bakacağız son olarak. Oradan da Kars'a devam edeceğiz. Saat varmış ya. 2 saat sonra kapanıyormuş burası. Öyle mi? Alışveriş merkezinden aldığımız haçapuri benzeri şeyleri yiyoruz. Sınırdan geçtik. Artık Ardahan'da sayılırız. Son olarak katıldığımız turdan bahsetmek istiyorum size. Biz Kars'tan Rota Kars Tur ile katıldık. Tiflis turuna Ardahan ve Kars kalkışlı bir turdu. Giderken Ardahan Çıldır'daki Aktaş sınır kapısından, dönüşte de tekrar Ardahan'da yer alan Türk Gözü sınır kapısından geçtik. Memnun kalmadığımız bir iki şey oldu. Bunlardan ilki, otobüse bindiğimizde oturacağımız yerleri onlar belirlemişti ve biz en arkaya denk geldik. Otobüste çok konforlu olmadığı için çok sarsıyordu. Ben de hamile olduğum için bayağı rahatsız oldum bu durumdan. Eşim gidip söyledi tur sahibine, yerimizi değiştirebilir misiniz diye. Çünkü bizden sonra binecek daha çok kişi vardı yani. Önlerde çok boşluk vardı ama asla bir şey yapamayacağını söyledi ve biz bütün yolculuğu en arkada yapmak zorunda kaldık. Bence bu konuda daha farklı bir yaklaşımları olabilirdi ya da imkansızsa bunu daha farklı bir tavırla dile getirebilirlerdi. Biz orada bir memnuniyetsizlik yaşadık. Ardından Aktaş sınır kapısından geçtikten sonra biz bütün yolcular 2 saat boyunca hiçbir açıklama yapılmadan bekletildik. Tırların sıra olduğunu söylediler. Ancak durum öyle değilmiş. Sınır kapısına geldiğimiz otobüste bir arıza yaşanmış. O yüzden Ardahan'dan yeni otobüs gelmesini beklemişler. Biz beklerken orada en azından bu açıklama yapılabilirdi. Gerçekten çok fazla bekledik ve geç varmış olduk Tiflis'e ve bizim için çok çok yorucu oldu ve bütün gün o yorgunlukla gezmek durumunda kaldık. Yani bu her zaman olacak bir aksilik değil ama turla gitmek isterseniz eğer, adını verdiğim turla, otobüslerin konforsuzluğundan bahsedebilirim. Çünkü çocuğumla gitmeyi düşünüyorum diyenler vardı. Çok dar olduğu için oldukça rahatsız olabilirsiniz. Çünkü sınır kapısından geçtikten sonra Tiflis'e ulaşmak için epey uzun bir yol gidiyorsunuz. Hatta git git bitmiyor diyebilirim. Bunların dışında olumlu olarak tur rehberliği gayet güzeldi. 2 tane Gürcü tur rehberi ayarlamışlardı. Onlar da bizimle beraber 2 gün boyunca gezip işte yerler hakkında bilgi verdiler. Türkçe de biliyorlardı. Gayet güzel geçti o açıdan ve ayarladıkları otelden de biz çok memnun kaldık. Söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.